Abdülsemet Caymaz. Ormus koltuğunun farkını gerçekten hissediyorum. Kafamdaki o durgunluk azaldı. Psikolojik olarak faydası vardır elbet ama en az 2 ay kullanmak gerekir diyor. Ama aydan sonra ha 2 ay kullandıktan sonra fark ediyorsun. Bazıları çok güzel bir yorum yapmış beyefendi. Şimdi buraya vatandaş gelmiş geçen diyor ki ben diyor Ormus Gold kullanıyorum da bir faydasını görmedim diyor. Kaç aydır kullanıyorsun dedim. Ya 2 gün oldu. Ormus Gold kullanıyorum da faydasını görmedim demek için en az 2 ay kullanacaksın. Ha bazı insanlarda kullanır kullanmaz etki yapıyor. Bazı insanlarda 2 hafta, bazı insanlarda 2 ay, bazı insanlarda 3 ay. Neden? Anneniz, babanız, dedeniz, ebeniz küçükken çok yoğun kimyasal ilaç verdiyse antidepresan, antibiyotik, antihistaminik vesaire vesaire ne oldu? Beyin kimya doldu. Beyin temizlenmeden, epifiz bezesinin kireç çözülmeden nasıl çalışacak, nasıl etki yapacak? Ha, bazıları da diyor ki, ya bana ne zaman etki yapacak? Bağırsan da adamın kandida dolu. Kandida etan, metan, bütan gibi zehirli gazlar, etil alkol, metil alkol, zehirli alkoller üretiyor. Toksik madde geliyor sürekli bağırsaktan. Karaciğer arıtamıyor. Nereye gidiyor? Beyne depolanıyor. Kandida varsa bağırsan da nasıl Ormus Gold, Ormus Manna etki yapsın ki? Bu şuna benzer. Karpuz tarlanız var. Ektiniz. Sulayacaksınız. Su yok. Neyle suluyorsunuz? Karpuzlar çürümesin diye kanalizasyon suyuyla, kanalla, lağımla suluyorsun. Oldu mu? Olmadı. Ne oldu? O karpuz kavun yenir mi? Yenmez. Niye? Çöp. Koktu gitti. İşte bağırsaktan da böyle toksik madde geliyor. Kandidanın üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller. Adamda alerjik hastalığı var, cilt hastalığı var, panik atak var, depresyon var, 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 var. Yani bağırsağında çok yoğun kandida var. Ben diyor 3 gündür, 5 gündür işte şu kadar bazıları 1 hafta, 2 haftadır olmuş kullanıyorum da faydasını görmedim diyor. Göremezsin. Bağırsaktan toksik madde geliyor. Etan, metan, bütan gibi gazlar, etil alkol, metil alkol, butil alkol, zehirli alkoller geliyor. Bağırsak temizlemeden karaciğeri, karaciğeri beyni nasıl temizleyeceksin? Aynı bostanın lağımla kanalizasyon suyuyla sulamak gibi. Oradan sürekli toksik madde geliyor. Onu durdurmadan beyni nasıl temizleyeceksin? Beyni temizlemek istiyor. Beyinden önce bağırsağı temizleyeceksin. Bağırsağın toksik madde gelmeyecek. Karaciğerini temizleyeceksin ki beyin de temizlensin. Ormus Gold %100 etki yapar. Ne zaman? Bağırsan temiz olacak. Kandidayı yok edeceksin. Alerjik hastalığı, cilt hastalığı, panik atak, depresyon, ölüm korkusu, romatizma, ankilozan, spondilit, fibromiyalji vesaire vesaire herhangi bir böyle ağır hastalığın varsa MS gibi vesaire vesaire depresyon, panik atak vesaire gibi bağırsakta kandida var demek. Kandidayı yok etmedikçe yine etki yapar ama zamanla. Bu nedenle bazıları sabırsız. Ben 3 gündür kullanıyorum, niye etki yapmadı? Uçmak mı istiyorsun? Uçmak isteyenler için de Ormus Astral ürettik. Ama Ormus Astral kullanacak kişinin riyazet yapması gerekir. Hayvansal bir şey yememesi, tatlı tuzlu yememesi gerekir. Uçabilirsin. Yallah öbürü gidip gelebilirsin. Ama onu kaldıramazsın. Ben bile iki kaldıramadım. 2 defa hastaneye. Tansiyonum 13'e 26'ya fırladı. Hastaneye zor yetiştim tansiyonumu. Hayvansal ne? Bana bir şey olmaz diye ben de kendi üzerime deney yapayım. Bana bir şey olmaz. Ben hayvansal da yerim. Olmaz astral da kullanırım dedim. Öyle değil. En az 20 gün hayvansal gıda tüketmeyeceksin. Ha bu Ormus Gold için değil. Ormus Astral. Bazıları diyor ki Ormus Gold kullandım ben niye? Diğer boyutlara geçemiyorum. Astral seyahat yapamıyorum diyor. Bu astral seyahat için değil. Bu migren baş ağrısı, depresyon, panik atak, uyuyamama, uykudar olma, sık sık uyanma, panik atak, depresyon, anksiyete, ölüm korkusu vesaire vesaire için yani vücudu temizlemek, arıtmak için. Olmuş astral farklı bir şey. Olmuş astral üzerlik ayahuasca'dan yapıyorum ben. Ama
kullanılmasını tavsiye etmiyorum. Çünkü hasta bir insan kullanamaz. Sağlıklı olacak. Riyazet yapacak. Vesaire vesaire. Onun kuralları farklı. Birçok, neden bunu üretiyorum Ormus Astral'ı? Birçok insan Peru'ya gidiyor. 3 hafta orada kalıyor. 4 hafta orada kalıyor. Ne için? Bir defa astral seyahat yapmak, görmek için. Bir defa. Bunu yapmak için 3 hafta orada kalıyor. Riyazet yapıyor. Şamanların gözetiminde, denetiminde kaç milyar para harcıyor? Milyar mı? Milyon mu? Ne kadar ya? 5.000 euro, 6.000 euro, neyse. Masraf yapıyor. Kimi 10.000 euro harcıyor. Biz bunu ne yaptık? Çok basit bir hale getirdik. Ama riyazet yapmayan adam astral kullanamaz. Evet. Ne diyor beyefendi? Ormus Gold farkını gerçekten hissediyorum. Kafamdaki o durgunluk azaldı. Psikolojik olarak faydası vardır diyor. Psikolojik olarak. Psikolojik. Epifiz bezesinin salgılanmış olduğu DMT azalırsa kişinin maneviyatı çöker. Ruh alemi bozulur. Serotonin azalırsa gergin, gerilim, stresli, kavgacı olur. Noradren azalırsa kişi konuya odaklanamaz. Glutamat azalırsa hayattan, yemeden, içmeden zevk almaz. Kişilik bozuklukları ortaya çıkar. Hormon bozukluklarının sebebi nedir? Bağırsak florasının bozulması, kimyasal ilaç kullanma, yanlış beslenme vesaire vesaire birçok faktör. Hepsinin tedavisi, iyileşmesi mümkün mü? Evet, hepsinin iyileşmesi mümkün. Sadece zaman ve sabır. Her türlü rahatsızlığa karşı çözüm var.